Satır Arası programıyla tekrar karşınızdayız. Meclis Darbeleri Araştırma Alt Komisyonu Türkiye'nin karanlık dönemlerini mercek altına alıyor. Komisyon aralarında Süleyman Demirel'in de bulunduğu bazı önemli isimleri dinleyebileceğini açıkladı. Bize bu konuda AK Parti Manisa Milletvekili Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu üyesi Selçuk Özdağ meclisten konumuz olarak aldık. Hoş geldiniz efendim, iyi yayınlar diliyoruz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Siz yayınımıza katılmadan önce komisyon olarak toplandınız. Demirel ve bazı isimlerin dinlenmesi konusunda toplantınızda neler konuşuldu? Efendim, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 88 yıllık tarihinin son 50 yılı darbeler tarihi. Bu özellikle 1960, 71, 80 ve 28 Şubat ve 27 Nisan'la devam etti. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi bir tarihe not düşerek özellikle hep darbelere maruz kalan, darbelere muhatap olan meclis üyeleri darbeler araştırma komisyonunu kurdular. Ve bu komisyonda kendi içerisinde 3 alt komisyona bölündü. Bir tanesi 1960 ihtilalini ve aynı zamanda 1971 muhtırasını inceleyecek darbesini. Ardından 1980 darbesini inceleyen bir 5 kişilik komisyonumuz var. Bir komisyonda 28 Şubat ve 27 Nisan en muhtırasını inceleyecek. Ben 1980 muhtırasını inceleyen komisyon üyeleri arasındayım. Evet. Komisyonumuz zaman zaman alt komisyonlarla toplanıyor. Zaman zaman da bütünlük halinde 17 üyeyle birlikte toplanıyoruz. Dün alt komisyonumuz toplanmıştı. Bugün de üst komisyon toplanarak Nimet Baş hanımefendinin başkanlığında birlikte ve bir an önce pratiğe geçmek gerektiğine inandık. Çünkü darbelerle yüzleşmemiz gerekiyor. Demokrasi geleneğini neşet ettirmemiz, Türkiye'de neşvi nema buldurmamız gerekiyor. Bu nedenle bir an önce bir çalışma takvimi oluşturmamız gerektiği neticesinde bir takvim oluşturuldu. Ve buna göre de 2 ay çalışacağız. Daha sonra 2 aylık meclis arasında tekrar yeniden biz kendi aramızda çalışmalarımıza gayri resmi olarak devam edeceğiz. Daha sonra tekrar meclis toplandıktan sonra da 2 ay daha çalıştıktan sonra raporumuzu yazmış olacağız. Yani böylece 6 aylık bir süreç bizim lehimize işlemiş olacak. Evet. Bugün komisyonda konuşulanlar özellikle benim teklifim oldu. 1960 darbesini yapanlardan Milli Birlik Komitesi üyelerinden 2 şahıs hayatta. Bir tanesi Ahmet Er, şu an Manisa Akhisar Sünnetçiler Köyü'nde yaşıyor. Bir tanesi de İstanbul'da yaşayan Numan Esin. Aynı zamanda bu şahıslar 1960 darbesinin içinde olduktan sonra tekrar yeniden tasfiye edilmişler. 14'lör grubu içerisinde de tekrar ülke dışına sürgüne gönderilmişler. Ahmet Er'in aynı zamanda şöyle bir özelliği de var. 1980 darbesi öncesinde Milliyetçi Hareket Partisi Genel İdare Kurulu üyesi ve aynı zamanda Genel Başkan Yardımcısı görevini deruhte ederken 1980 darbesiyle de cezaevine girmiş. Yaklaşık 4 yıl kadar da tutuklu kalmış bir şahıs. Yaşları bunların 85 ve üzerinde, çeşitli rahatsızlıkları var. Bir an önce dinlememiz gerektiğini ifade ettim ve komisyon üyelerimizle biz onları çağırmamız yerine yanlarına ayaklarına giderek onların bulunduğu yerde kendi görüşlerine başvurmamız gerektiği kanaati hasıl oldu ve kararlaştırdık. Ahmet Er ve Numan Esin'i ziyaret edeceğiz. Evet. Randevular alınacak ve kendilerinden 1960 darbesi öncesi, 60 darbesinde yaşananlar ve 60 darbesi sonrası, 62 ve 63 ile ilgili de bilgiler almak isteyeceğiz. Ve aynı zamanda Ahmet Er'den de 1980 darbesiyle ilgili düşünceleri, öncesi ve sonrası ile ilgili ve cezaevi yılları ile ilgili de düşüncelerini, görüşlerini alacağız. Ama Numan Esin'le ilgili de 1971 öncesinde de, Sayın Numan Esin'in hatıralarına baktığımız zaman 1971 darbesinin öncesinde de bazı bilgi ve belgelere sahip olduğu kanaati bizde oluştuğu için de Numan Esin'i 1971 ile ilgili de ifadesini, en azından ifadelerine başvurmak, düşüncelerini alma noktasında böyle bir çaba içerisinde olacağız. Evet. Komisyonda aynı zamanda bazı isimler dile getirildi. Bunlar Sayın Süleyman Demirel, çünkü 1964'te iktidar oldu. 1960'la ilgili az buçuk bilgisi vardır. 1971'de bir darbe muhtırasına, bir muhtıraya muhatap oldu. 1980'de ise seçilmiş bir iktidardayken kendisine darbe yapıldı, uzaklaştırıldı. 28 Şubat postmodern darbesinde de 1997 yılında da kendisi Cumhurbaşkanlığı yaptı. Öncesinde başbakanlığı vardı. Cumhurbaşkanı iken Türkiye'de postmodern darbeler tecelli etti. O nedenle öncelikle Sayın Süleyman Demirel'e, ardından Bülent Ecevit'in, merhum Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit hanımefendiye ve siyasi partilerin o dönemdeki liderlerinin
eşleri varsa eşlerine, Seval Türkeş hanımefendi gibi, çocukları varsa çocuklarının görüşlerine başvurmak adına düşüncelerimizi serdettik komisyonda. Ben bazı isimleri önerdim. Agi Oktay Güner gibi, Nevzat Köseoğlu gibi, Ökkeş Şendiller, Seval Türkeş, Rahşan Ecevit, Süleyman Demirel, Hasan Dikici gibi, Şevket Kazan, Recai Kutan, 1402'liklerden Tahir Hatipoğlu, Profesör Doktor Tahir Hatipoğlu, Baki Tuğ, Faik Tarımcıoğlu, Tayyar Altıkulaş din devlet ilişkilerinde Sayın Tayyar Altıkulaş hem yanılmıyorsam 1980 darbesinde görevliydi hem de aynı zamanda 28 Şubat postmodern darbede görevliydi gibi Vural Savaş gibi isimlerin dinlenmesini teklif ettim. Bu isimlerin çoğaltmak mümkün. Zaten diğer komisyon üyeleri de bunları teklif ediyorlar, önerilerde bulunuyorlar. Alt komisyonlarda bunları netleştireceğiz. Üst komisyona sunup daha sonra başkanı, sözcüğümüz ve katip üyemizle imzalarıyla bu şahısları ya davet edecekler veyahut da bu şahıslar yaşlıysa onları ziyaretine giderek o dönemlerle ilgili şimdiye kadar söylemediklerini açıklamalarını isteyeceğiz. Şundan dolayı söylüyorum, Türkiye bir yıl önceki Türkiye değil, Türkiye 10 yıl önceki hiç Türkiye değil, 20 yıl önceki Türkiye değil. Türkiye her geçen gün demokrasisini neşet ettiriyor. Türkiye her geçen gün artık darbe geleneği yerine demokrasi geleneğini Türkiye'de hakim kılmaya çalışan bir meclis iradesi var. 12 Eylül yargılanmaya başlandı. 28 Şubat postmodern darbesi yargılanıyor Türkiye'de. Darbe girişimleri yargıda şu an yargıda işlem görüyor. O nedenle Türkiye Büyük Millet Meclisi de millet iradesini tecelli ettirmek adına bugün bu darbelerin arka planını soruşturabilmek, arka planının röntgenini çekebilmek, fotoğrafını çekebilmek adına bir gayret içerisinde 17 kişi her partiden var ve 4 partide çok ciddi şekilde samimiyetle çalışıyorlar. Ben inanıyorum ki ciddi bir netice çıkacak. En azından bunun bir psikolojik eşik olduğunu kabul ediyorum. Hukuki sonuçların da olacağını tahmin ediyorum. Zaten siyasi bir sonuç vermeye başladı. Psikolojik eşik dedim. Aynı zamanda hukuki sonuçları da olacak. Belki de bu komisyonun çalışmaları sonrasında bazı kanun teklifleri de gündemimize gelebilecek diye tahmin ediyorum. Şimdi Selçuk Bey, bu saydığınız isimler arasında Tansu Çiller'in adı geçmiyor. Tansu Çiller'i niye adı geçmiyor? Çağırmayı düşünüyor musunuz kendisini? Tabii Sayın Çiller de dönemin başat aktörlerinden bir tanesi, başbakanlık yapmış bir, başbakan yardımcılığı ve başbakanlık yapmış bir hanımefendi. Mutlaka ki kendisinin görüşlerine başvurulmasında önem arz ediyorum. Önemli bir kişi. Elbette ki onu da dinlemek, onunla da o dönemleri paylaşmak isteriz. Çünkü o döneme yakın şahitlik yapan, tanıklık yapan bir başbakan ve başbakan yardımcısı. Şu ana kadar peki adı geçti bu benim, mi? Bugünlük isimler geçti, adı geçti. Evet. Sayın Mesut Yılmaz'ın da adı geçti. Önümüzde bir liste var. Bu listeyi alt komisyonlar, 1960 ve 71 ile ilgili bir komisyon isimleri belirleyecek. 1980 ile ilgili bizim komisyonumuz isimleri çoğunlukla belirledi. Ardından 28 Şubat ve 27 Nisan El Muhtırası ile ilgili isimler belirleyen komisyon var. Daha sonra üst komisyonda bu isimleri netleştireceğiz. Ya kendilerini ziyarete gideceğiz veyahut da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne davet ederek görüşlerini almak istiyoruz. İsimler tam olarak netleşmedi diyebilirim. Ama Numan Esin, Ahmet Er ismi netleşti. Demirel gibi biraz önce bahsettiğim isimler konusu da gündemde hemen hemen netleşti diyebilirim. Şimdi siz 1980'i araştıran... Alt komisyonlar nihai kararlarını verecekler. Evet, 1980'i araştıran alt komisyon içerisinde olduğunuzu söylediniz. Özellikle 12 Eylül darbesine ilişkin Demirel'de bir açıklama yapmıştı Evren'in ben müdahil olmasını beklerdim açıklamasına mütekabiken. Ben 12 Eylül'le hesaplaştım. Halk beni başbakan, daha sonra da Cumhurbaşkanı yaptı, yanıtını vermişti. Hatta Demirel 12 Eylül'le hesaplaşırken yeni bölünmelere yol açmaması gerektiğini de söylemişti. Sanki bu sözler tabii 12 Eylül yargılamalarına karşı olduğu izlenimini vermiyor mu? Efendim, Sayın Demirel hesaplaşmasını şahsi olarak yapmış olabilir. Cezaevinden çıktıktan sonra parti kurup daha sonra başbakan olmuş olabilir, oldu da. Daha sonra cumhurbaşkanı da seçilmiş olabilir, oldu da. Ama bu bir hesaplaşma değildir. Bu o zaman milletin bir cevabıdır. Millet darbecilere karşı siyasi partilerin yanında olduğunu, millet iradesinin siyasi partilerin yanında olduğunu deklare etmiştir. O açıdan önemlidir.
Ama 1960'ın, 1971'in, 1980'in ve 28 Şubat postmodern darbesinin hesabı sorulmamıştır. Hesabının sorulması gerekmektedir. Çünkü Türkiye'de bir darbe geleneği oluşturuldu 50 yıldır. Bu darbeler Türk ekonomisine çok ciddi zararlar verdi. Türk demokrasisine zararlar verdi. Türkiye'yi kamplaştırdı, kutuplaştırdı. Sosyal bir problemi, toplumsal bir problemi çözme adına çıkanlar daha sonra çok daha büyük toplumsal bir problemi kucağımıza bıraktılar. 1960 darbesinde Cumhuriyet Halk Partisi ile Demokrat Parti'nin çekişmelerinden mütevellit doğan darbe ardından çok ciddi yaralar açtı. Menderesler idam edildi, Fatih Nişli Zorlular, Hasan Polatkanlar idam edildi. Türkiye'de o dönem içerisinde bu problem halledildi derken bu sefer de sağ-sol gündemimizi meşgul etti. Türkiye'de ideolojik kamplaşmalar üzerimize giydirilen, idraklarımıza giydirilen deli gömlekleri Türkiye'yi işgal etmeye başladı. 1980'de kardeş kavgalarını dindirmek adına, kardeş kavgalarını sona erdirmek adına diyorum tırnak içinde çıkmasına rağmen ardından da etnik ve bölücülük yapıyı kucağımıza bıraktı. Her darbe daha büyük sosyal, daha büyük toplumsal bir problemi Türkiye'nin başına bela etti. O nedenle darbeler çözüm değil. Sayın Demirel'in söylemiş olduğu sadece kendisiyle ilgili bölümdür. Ama o bölümün bir de 1 milyon kişiyi mağdur eden bölümü var. 1 milyon kişi cezaevlerine girdiler, sakıncalı oldular, sabıkalı oldular. Dışarı çıktıktan sonra bir daha hayata atılamadılar. Cezaevlerinde ölenler oldu, işkencelerde ölenler oldu. Cezaevleri şartları zaten bir işkencehaneydi. Pol Pot'un yapmış olduklarını aratmayan bir yapıydı. O nedenle biz o dönemle ilgili bugün Meclis Araştırma Komisyonu'nun kurulmuş olması ve 12 Eylül ile ilgili de aynı zamanda bir iddianamenin kabul edilerek mahkemenin kurulmuş olması Türk demokrasisi adına, Türk siyaseti adına, millet adına sevindirici bir gelişme. Sayın Demirel'in o manada söylediğini tahmin etmiyorum. 12 Eylül'e karşıydı. Çünkü 11 Eylül günü yine tekerime çomak soktular diyen Sayın Demirel'di. Daha sonra kendisini savunurken de 11 Eylül günü akan kan 12 Eylül gecesi nasıl durdu sorularını da kendisi sormuştu. Ben inanıyorum ki eğer biz kendisini dinlemeye gittiğimiz zaman 1971 ile ilgili, 80 ile ilgili ve 28 Şubat postmodern darbesiyle ilgili çok önemli bilgiler vereceğini tahmin ediyorum. Sayın Demirel'le şimdiye kadar konuşan gazeteciler olmuştur, tarihçiler olmuştur, siyaset bilimciler olmuştur. Söyleyemedikleri olmuştur. Çünkü o günkü şartlar içerisinde Türkiye'de demokrasi tam ve kamil manada neşet etmemişti. O günkü şartlar içerisinde hukukun üstünlüğü tam ve kamil manada Türkiye'de neşvi nema bulmamıştı. Ama bugün Türkiye her geçen gün olduğu gibi artık demokrasiyi içselleştiren, üstünden hukukundan hukukun üstünlüğüne geçen, fikir hürriyetini, inanç hürriyetini ve teşebbüs hürriyetini Türkiye'de hakim kılmaya çalışan bir yapıyla karşı karşıya. Siyasi irade artık güçlü. Türkiye'de siyasi irade sandığa kadar millet iradesi her zaman aktör. Ama sandıktan sonra millete figüran muamelesi yapılmış. Seçilen hükümetler de daima birileri tarafından iktidar paylaşılır hale getirilmiş. Zaman zaman sermaye ile, zaman zaman medya ile, zaman zaman oligarşik bürokrasi ile, çoğu zaman da cuntacılarla nedense iktidarlar paylaşılmış. Buna siyasetçiler sesini çıkartmamış veya çıkartamamış. Korkutulmuşlar. Menderes'in resmi hep önlerine getirilmiş. Onlara Menderes'in resmi gösterilmiş. Ve kendilerini hep bu gruplar siyaset terbiyecisi olarak adlandırmışlar. Bugün siyasetçiler artık korkutulmamalıdır, korkutulmuyorlar. Eğer kim korkutursa onun kokusunu taşırlar, onun rengi olurlar, onun kulağı olurlar, onun gözü olurlar. Bugün Türkiye'de artık siyasetçilerin korkutulmadığını gözlemliyoruz. Korkutulamayacağını gözlemliyoruz. Ciddi bir şuurlanma var, bilinçlenme var. Bir millet iradesi var ve millet iradesini tecelli ettiren bir iktidar var. O nedenle Sayın Demirel'in özgür iradesiyle hür bir şekilde tarihe not düşeceğine ve milletine de bilinmeyenleri açıklayacağını tahmin ediyorum. O günü bekliyorum. Evet. Şimdi Selçuk Bey, özellikle 28 Şubat sürecine geçersek, o da araştırılacak olan darbelerden bir tanesi. Bu süreçte medya ve ekonomi dünyasında bazı insanların sorumluluğu çok konuşuldu. Siz medya ve ekonomi dünyasından o konuşulan isimleri de davet etmeyi düşünüyor musunuz? Tabii 1960'ta da medyanın, üniversitelerin, sermayenin, özellikle medya ile üniversitelerin, 1971 muhtırası öncesinde yine üniversitelerin ve medyanın, 1980 öncesi üniversitelerin, medyanın, siyasi partilerin çok ciddi bunun iç ve dış manipülasyon güçleri, manipülasyon bölümleri de var. Özellikle 28 Şubat postmodern darbesinde medya, bazı sermayedarlar ve bazı rektörler, üniversiteler bu konuda amiyane tabirle ifade etmek gerekirse çanak tuttular. Bir noktada yardım ve yataklık yaptılar, işbirlikçilik yaptılar. Bunların da görüşlerine, düşüncelerine başvurmak istiyoruz, ifadelerine başvurmak istiyoruz. Ben inanıyorum ki bütün bu karanlık noktalar aydınlatılacaktır.
ve Türkiye'ye zarar veren, ekonomisine zarar veren, Türkiye'nin demokrasisine zarar veren, Türkiye'nin milli birlik ve bekasına zarar veren, beraberliğine zarar veren, bekasına zarar veren bu darbelerin bütün boyutlarıyla incelenmesi Meclis Araştırma Komisyonu'nun görevleri arasında. Biz de görevimizi layık ve çile yapmak adına gayretli bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz ve edeceğiz. Ve o şahısların da ifadelerine başvurmak görevimiz ve vazifemiz diye telakki ediyor. Çok sağ olun, çok teşekkürler programımıza katıldığınız için. Bu programda meclis darbeleri... Son cümle olarak evet, şunu söyleyebilirim. Evet. Buyurun. Şunu hiç unutmayalım. Demokrasilerde bütün senaryoları halk yazar. Bütün rolleri halk dağıtır. Bütün roller sandıkta dağıtılır. Kimin figüran, kimin aktör olacağına sandık karar verir. O nedenle sandığın üzerinde vesayet istemiyoruz. Artık millet kendi geleceğini kendisi tayin edebilecek eğitimli, güçlü ve de toplumsal bilinç içerisinde. Çok sağ olun, çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. AK Parti Manisa Milletvekili, aynı zamanda Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu üyesi Selçuk Özdağ bizim meclisten konuğumuzu. Satır arası programı burada sona eriyor. Yarın 11.35'te tekrar karşınızda olacağız. Hoşça kalın.